Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Burası ne kadar güzel bir sınıf. Şöyle başkanımıza bir kolonya tutalım. Hoş bulduk. Güzel kızım. Çok teşekkür ederim. Tık 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 tık. Elini korkak alıştırdım. Tamam. Çok güzel. Allah. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bizim iki dönem önceki belediye... Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş. Öncelikle başından beri projemize gösterdiğiniz destekten dolayı ilgilen dolayı. Bugünkü etkinliğimiz, Başkan Bey'e daha önceden bilgi vermiştik. Biz Anadolu masalları ile ilgili bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Başkanımız da bu proje kapsamında bize bir masal anlatma sözü vermişti. Noktasında mesela masal evde anlatan büyüklerimizle ya da masal okuyor muyuz? Herkes dinliyor o zaman anladığım kadarıyla. Büyüklerimizden dinlemiyorduk ama işte bu projeyle de büyüklerimiz tadımız yok. Çok güzel. Evet ben o zaman... Üç öküzle bir kurtun hikayesini, masalını anlatmak istiyorum. Daha önce dinleyeniniz var mı? Bir kurt ve üç öküz. Bizden çok uzaklarda, efendim, yüksek tepelerde, soğuk, ve efendim serin suların olduğu. Bu arada tabii onları yemenin çok kolay olmayacağını düşünmüş. Çünkü diğerinden uzaklaştığını görünce hemen kafasındaki plan uygulamaya geçmiş. İki öküzün bir arada olduğu noktaya yaklaşarak onlara seslenmiş. Demiş ki diğer bakar mısınız demiş. Diğer öküz arkadaşınız sizin hakkınızda iyi şeyler düşünmüyor. Siz sesinizi çıkarmazsanız ben onu yiyebilirim. Ondan sonra diğerleri de tabii sessiz kalmayı kabul etmişler. Dolayısıyla kurt hemen saldırıya geçmiş ve hemen bir anda o öküzü parçalayıp yemiş. Kırmızı öküzün yanına giderek ona ben gideyim onu da yiyeyim demiş. Bu teklifi kabul etmiş diğer öküz ve bu sefer kurt kırmızı öküze saldırarak onu parçalamış. Ve daha sonra tabi rehavet içerisinde yeniden oradan ayrılmış. Bir. İsmini de söylersen. Adım Defne. Defne. Buyur Defne. Ben bu masaldan hiçbir zaman arkadaşlarımızı çok iyi bir şey olsa bile onları hiçbir zaman bırakmamayı, hiç birlik beraberliğini bozmamayı. Aferin. Ben Merve Asya. Ben bu masalda arkadaşımız bizi kıskansa bile, bizim hakkımızda kötü düşünse bile diğer yanımıza gelip bunları söyleyen daha kötü düşünebilir. Ben de bunu çıkardım. Buna inanmamamızı. Bu proje bize geldiğinde ben çok kıymetli buldum. Emeklerinize sağlık hocam. Çünkü bizim gerçekten birbirinden kıymetli masallarımız var. Anadolu masallarımız var. Tabii bu masallar anlatılmadıkça unutulmaya yüz tutuyor. Özellikle gelişim çağında olan evlatlarımızın bu masalları dinlemesinde gerçekten çok ciddi yarar olduğunu düşünüyorum. Bol bol kitap okumanızı istiyorum. Hikayeler, efendim masallar okumanızı arzu ediyoruz, istiyoruz. Tabii ki okulda eğitiminizi almaya devam edeceksiniz, öğrenmeye devam edeceksiniz, kendinizi geliştirmeye, yetiştirmeye devam edeceksiniz. Bunun yanı sıra büyüklerimizin de, yetişkinlerimizin de bu artık unutulmaya yüz tutan bu masal anlatma olayını artık onlara tekrar yeniden geriye döndürebilir miyiz? Herkes birden fazla masallar öğrensin. Çocuklarımızın gerek uykuya dalarken gerek dinlemek istediği her anda onlara bu masalları yeniden anlatmasını istiyoruz. Çünkü bunların içerisinde çok güzel hikayeler var. Çok güzel efendim içerisinden çıkarılacak fikirler var. İşte az önce bir tanesini ben anlatmaya çalıştım. Onun için ben projenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii proje sadece İnegöl'ümüzü, Bursa'mızı ilgilendiren bir proje değil. Proje Etivinin projesi. Dolayısıyla bu kapsam içerisinde olan tüm paydaşlarımızın da bunu yaşatması anlamında güzel bir fırsat ve imkan doğurmuştur. O yüzden
Ben emeği geçen, katkısı olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizlerle güzel bir şey. Yani hani acaba arkadaşım ne aldı, benimki farklı mı diye düşünmeyin. Hepsi aynı. Şey mi? Şey çok güzel ama. Yani hani zengin.